Evet Gece Ajansı devam ediyor sevgili izleyenler ve bir konuğumuz var Gece Ajansı'nda önemli bir konuyu konuşmak üzere uzman kendisi özellikle pazarlama konusunda daha doğrusu dijital pazarlama konusunda önemli bir isim özellikle son yıllarda bayağı etkin olan ve diğer ülke devletleriyle de yarışır olmak durumunda olduğumuz e-Ticaret konusunu da yine bu isimle yani dijital pazarlama uzmanı Sayın Alişan Konyalı ile konuşacağız. Sayın Hocam öncelikle bizi kırmadınız. Tamam Manisa'dan <laughs> e, özel bir eğitim için geldiniz İstanbul'a evet. ve gelmişken de yayınımıza konuk oldunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi tabii e, az önce söylediğim gibi kişisel markalaşma. Diğer taraftan dijital pazarlama konusu son derece önemli. Şimdi bir kimse kişisel markalaşma sürecine... Nasıl başlar? Nasıl devam eder? Sanırım ülkenin önemli sorunlarından biri değil mi? Evet ne yazık ki. Nasıl yazık ki. uzun yol başlanmış olur? Bununla başlayalım istiyorum. Şimdi öncelikle konu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü dünya gerçekten global hale dönmeye başladı ve internet artık dünyada her yerde kullanılır hale geldi. Hı -hı. Ve Türkiye'de çok ciddi değerlerimiz var. Fakat bunu markalaştırarak özellikle işte uzmanlarımızı, insanlarımızı, Markalaşma deyince aslında aklımız öncelikle kaç kişi tarafından tanındığımız, kaç kişi tarafından bilindiğimiz, ismimiz hakkında kaç kişi bizi biliyor. Bu çok önemli ve aslında çok benzersiz bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü dünya artık çok hızlı değişiyor. Ee, i̇nternet artık her eve girdi. Cep telefon teknolojileri ve beraber artık cepimize kadar girdi. Ve bir kişinin ismini duyduğumuzda artık yaptığımız eylem şu. Cep telefonumuzu çıkararak kişinin ismini Google'a yazıyoruz. Ve Google'da sağlıklı bilgi bulduğumuzda o kişiyi kafamızda bir şekilde modelliyoruz ve malum insanımız Türk insanı çok şüpheci ve güvene çok dayalı bir ilişki kurmak istiyor. Sizden satın almadan önce, hikayenizi dinlemeden önce size güvenmek istiyor ve dijital ortam bu anlamda markanızı oluşturmak açısından çok hızlı bir kaldıraç etkisi diyebiliriz. Çünkü bugün sosyal medya hesaplarınız üzerinden, YouTube kanalımızdan çok ciddi algı yönetip kendi ürün, hizmet veya hikayenizi pazarlayabilirsiniz. Hatta ve hatta seçim sürecindeyiz ve seçim adayları bile e, sosyal medyayı, kendi hikayelerini, kendi e, propagandalarını internet üzerinden çok aktif bir şekilde götürmeleri gerekiyor. Fakat ne yazık ki bunu aktif bir şekilde yapamıyoruz. Hmm. Peki niçin yapamıyoruz? Öncelikle benim yurt dışında aldığım birçok eğitimden sonra şunu fark ettim. Ülkemizdeki <laughs> en büyük sorunlardan bir tanesi aslında neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Yani günümüzde interneti kullanıyoruz. Evet Avrupa'da işte Facebook'u en çok kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Fakat Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı genelde işte aile ve e, sosyal çevremiz içerisinde iletişim kurmak için kullanıyoruz ama bunu ticaretimiz için e, markalaşmamız için dünyaya açılmak için kullanmıyoruz yani, Yurt dışındakiler bunu biraz daha markalaşma, ticarette çok daha etkili kullanıyorlar. Çok çok daha etkili. Hatta ben şunu söylüyorum. Ne yazık ki e, dijital pazarlama alanında biz daha taş devrindeyiz. Yani o kadar başlardayız daha. Yani bu teknoloji Türkiye'ye ee, aslında herkese eşit zamanlı gelmiş olsa da biz hani farkındalığımız çok daha düşük bu anlamda hı hı. ve dolayısıyla hani yurt dışındaki insanlar artık Türkiye'yi büyük bir pazar olarak gördüklerinden işte Facebook'tan Instagram'dan YouTube'da ülkemize girerek ürün hizmetlerini pazarlıyorlar. Fakat biz bunun karşı tarafını biz bunu yapamıyoruz. Yani biz hep tüketici tarafında kalıyoruz. Yani hı. hep içerik tüketiyoruz ama içerik üretemiyoruz. Tabii ki kaliteli içerik üreten Marka isimlerimiz var mesela Nusret gibi hı hı. gerçekten ciddi anlamda sosyal medyayı e, çok aktif kullanan ve kişisel şahsi markasını sosyal medya üzerinden ünlü hale gelerek aslında restoranları Türk restoranını dünyaya duyurmuş hale. Aslında gelerek. en bariz bir örnek verebiliriz evet, değil evet, mi bahsettiğiniz evet, firma? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, şunu merak ediyorum peki bu süreçte. Yani Türkiye'nin eksiği ne? Şimdi önce bir hatalarımızdan, eksiğimizden başlayalım istiyoruz. Yani biz diğer ülkelerle özellikle bu internet noktasında, bu kişisel markalaşma noktasında neyi yapamıyoruz? Şimdi asıl soru aslında bu. Yani neyimiz eksik ve niçin ciddi anlamda katkı sunamıyoruz ve diğer ülkelerle yarışamıyoruz? Şimdi en baştaki konu şu, uluslararası yani internet global bir hale geldi ve ne yazık ki yabancı değil konusunda çok eksiyiz Yani şu anda internette üretilen içeriğin %80'i İngilizce ve dolayısıyla İngilizce bilmeyen bir toplum olarak yani çok az derecede İngilizce biliyoruz. Yani işte ortaokul üniversiteden çıkan bir kişi İngilizceyi çok net bir şekilde konuşamıyor ya da anlayamıyor ve hı hı. dolayısıyla uluslararası bir içerik üretemediğinden dolayı yurt dışına açılamıyoruz. Hı. Ve aynı zamanda bunun tersi de var. Yani İngilizce bilmediğimiz için aslında dünyada üretilen içeriğin %80'inden bir haber oluyoruz. Sadece ülkemizde dönen Gündemleri takip edebiliyoruz. Yurtdışındaki olan işte inovasyonlar, teknoloji gelişmelerini ya da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde trend olacak şeyleri çok geç takip ediyoruz. Hmm. Burada dil avantajını ne yazık ki kullanamıyoruz. İkinci bir sebep de özel eğitim. Yani sonuçta dijital ortam hani bir Facebook kullanımı kolay olabilir ama <laughs> stratejik anlamda bir Instagram kullanımı, YouTube kullanımı, web sayfasının nasıl olması gerektiğini ya da Facebook sayfanızın nasıl olması gerektiği ile alakalı çok ciddi eğitimler aldım. Hatta bununla ilgili hani bu konuda neden eğitim alınmalıyla alakalı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg şunu söylüyor. Diyor ki kişiler insanlar sizinle iş yapmaya Facebook profilinizden başlıyor. Hmm. yani bugün Facebook profilinizde bir ticaret, İlk bir çünkü iş çünkü kaynak orası. Kesinlikle. Nereden nereden görecek? Nereden bilecek? Kesinlikle. Yani bugün Google'a bile işte atıyorum Alişan Konyalı yazdığımızda Facebook hesabımız çıkıyor ve Facebook hesabınız sonuçta herkes ücretsiz açabiliyor. Hmm. Bu size de zaman kolay da bir bilgi. Kesinlikle. Girişimci tarafı. Ve kesin... ve şöyle kolay bir şekilde hesap açıp bunu olumlu tarafını da kullanabilirsiniz, Kötü de, yani, olumsuz tarafını da kullanabilirsiniz. Yani ben bugün profilime özenle bir şekilde işte görseller olsun, içerikler olsun. Beni hiç tanımayan bir insan profilime girdiğinde, ha evet işte Alişan Konyalı'nın kim olduğunu, ne olduğunu kendimi bu şekilde markalaştırıp konumlandırabiliyorum. Ama diğer insanlara baktığımızda genelde işte aile paylaşımları, yemek paylaşımları yani çok alakasız e, paylaşımlar görüyoruz. Yani çok güçlü bir araç elimizde varken bunu kullanamıyoruz. Sebebi de yine çok basit bilmiyoruz. Yani evet. ilgili... Öğrenmek için de çaba sarf etmiyoruz değil mi? E, ne yazık. Yani neyi bilmediğimizi bilmediğimiz için aslında yani ticaret Hocam... için ben Facebook'u nasıl kullanırım sorusu <laughs> bile gelmiyor aslında. Şimdi tabii Türkiye'de kişisel markalaşmayı konuşuyoruz ama hangi aşamadan olduğunu da kısmen bahsettiniz. Evet. Peki e, bu yolda özellikle kişisel marka nasıl oluşturulur sorusunda işin neticesi sormak istiyorum. Yani nereden başlayacağız? Nasıl yol alacağız? E, ve hani belki genel olarak baktığınızda diğer devletlere yani o e-ticareti çok daha etkin, kendi markalarını oluşturan birçok ülkeye göre yani o yol nereden gidiyor? yani Biraz bahsederseniz bunu. Aslında basit ama bariz değil öyle söyleyeyim. Gerçekten basit görünüyor çünkü bir kere devamlı olmanız gerekiyor, güvenilir olmanız gerekiyor ve sürekli faydalı içerik paylaşımında olmanız gerekiyor. Yani bir şirket bir kişi kişisel markalaşmaya gidildiğinde devamlı olmak zorunda. Çünkü biz bir kişiyi bugün sosyal medyada videosunu gördük. Bir sonraki videosunu 90 gün sonra ya da 3-4 ay sonra gördüğümüzde ne diyeceğiz? Yani bu kişi bu kişiye pek güvenemeyeceğiz. Güvenemiyoruz. Çünkü devamlı değil. Yani en son işte paylaşımını bundan 2-3 ay önce yaptı. Yani ben bu kişiyle bir ticarete girmiş olmam e, sakıncalı olabilir. Ama sosyal medya hesaplarınızı, YouTube kanalınızı ve web sayfanızı güncel tutup devamlı olursanız, faydalı içerikler paylaşarak yani karşı tarafa peşin fayda sunarsanız markalaşma sürecinde çok ciddi yol kat etmiş olursunuz ve hani rekabet anlamında da devamlı olmak gerçekten çok önemli çünkü potansiyel müşterimizin bilinçaltına güven mesajı veriyoruz. Evet bu insan devamlı sosyal medyada aktif bugün buradaydı yarın şurada olacak gibi insanı canlı görmek istiyoruz biz. Yani görmek, dokunmak, görsellerin videolarını gördüğümüzde çok daha fazla güven söz konusu oluyor markalaşma açısından. Evet, şimdi Tabii bu e-ticaret ve aynı zamanda bu markalaşma süreciliği aynı zamanda ciddi eğitimler veriliyor ve siz bu eğitimleri de birebir takip ediyorsunuz ki zaten o eğitimlerden biri için İstanbul'dasınız şu anda. Evet. Mesela en son aldığınız dün yine katıldığınız eğitim kim verdi, içerik neydi biraz bundan konuşalım. Eğitimleri konuşalım biraz. Yani Kesinlikle. madem eğitim sorunumuz, madem ciddi anlamda sosyal medyayı kullanma, işte markalaşma sürecinde ya da e-ticaret konusunda madem eksiğimiz eğitimler, eğitim bu eğitim noktasında neler yapılıyor? Yani dünya neresinde biz evet. neredeyiz eğitim evet. noktasında? Bundan da biraz bahsedelim Çünkü istiyorum. E ticaret konusuna girecek olursak şu anda mesela Japonya'da, Çinde e ticaret oranı yani genel ticaret oruna bak, baktığımızda yüzde 20'leri falan buluyor ama Türkiye'ye baktığımızda yine aynı durum, aynı taş devrini yaşıyoruz yüzde 4'lerde filanız ve Japonya. E, sözünüzü unutmayın ama aslında evet. burada bir, bir fırsat da var aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani eğer kesinlikle. şimdiden yol alınabilirse e ticaret adına markalaşma adına ciddi yol alınabilir, ciddi kapılar açılabilir. Buyurun efendim dinliyorum. Bu anlamda Türkiye'de <laughs> yaklaşık 200 milyona yakın neredeyse kredi kartı kullanımı var ve insanlar aslında yine çok skeptik davranıyor. Yani internet alışverişine çok şüpheci yaklaşıyoruz. Yani önce toplumumuz ne yazık ki işte görmem lazım, dokunmam lazım mantığıyla, mentalitesiyle yaklaştığı için yani ticarete ve Karşı taraf mağaza sahipleri de bu anlamda çok yetkin olmadıkları için işte yanlış gelen kargolar karşı tarafta çok büyük ön yargılara sebep oluyor. Kişi Hı. diyor ki ya ben bir kere denedim. Çok yanlış bir şey geldi. Ben hayatta bir daha internetten alışveriş yapmam diyor. Ama ya da işte bahsettiğimiz gibi yanlış internet sitelerinden yani kopyalanmış, güvenliği olmayan, 3D security dediğimiz kısımları olmayan, ödeme altyapısı olmayan şirketlerden ya da sitelerden alışveriş yani, yapıp kendi adıyla çakma. Evet Şimdi çakma mesela. sitelerden alışveriş <laughs> yaptıklarını olumsuz deneyim yaşanıyor. Olumsuz deneyim de kişiyi önyargıya itiyor ve dolayısıyla yerimizde sayıyoruz. Hı -hı. Yani burada tabii ki her iki taraf için de gelişmek çok önemli. Yani hem tar karşı taraf ürün satan e-ticaret mağaza sahipleri ve ekipleri profesyonel olmak zorunda. Tüketici de kendi haklarını bilmeli. Hangi sitede nasıl alışveriş yapması gerektiği ile alakalı da yine internet ortamında bunu öğrenmesi gerekiyor. Yani hangi sayfanın güvenilir, güvenilir olduğunun, hangi sayfada hangi kredi kartı bilgilerini girip güvenli olduğunu bilmiş olması gerekiyor. Yani yine bu da aslında eğitimli oluyor. Ve hani eğitim kısmında bahsettiğimiz gibi dün e, Amerika'dan yine kendisini çok ciddi anlamda pazarlayan, markalaşma sürecinde çok başarılı olan bir konuşmacı geldi. Kendisini hı hı. uzun zamandır takip ediyorum <laughs> ve modellemek istedim. Yani bazı şeyleri doğru yaptığı için ta Amerika'dan gelip bizim burada Türkiye'de sahne alıyor. Yani bu aslında şu şu mesajı veriyor. Yani siz burada bazı bir şeyleri bilmiyorsunuz. Biz tam Amerika'dan gelip bunu size öğretebiliriz mesajı var. Biz tabii ki de çok ciddi anlamda nemalandık ve ülkemizde Onların tecrübesini aldık ve burada da hem kendimiz de eğitimler vermeye başlıyoruz. Zaten bazı dijital eğitimlerimiz var. E, web sayfamızda da bununla ilgili projelerimiz var. Hı hı. Yani eğitim bu anlamda gerçekten çok... Aslında güçlü. başlı başına bir sektör eğitim kesinlikle, çağırıyor. Yani kesinlikle. yeni dönemde çünkü artık mesela baktığınızda işte gazeteler yavaş yavaş kapanıyor. Onun evet, yanında evet. belki ilerleyen süreçlerde ki zaten geçtiğimiz günlerde bir sanırım Japon firması artık bir yayıncı bir spikeri mesela robot haliyle <laughs> ekranlara sürmüştü. Belki birkaç yıl sonra çok rahat bir şekilde onlar artık ekranlarda olacak ve izleyicilerimiz o yayıncıları izlemek durumunda kalacaklar. Yani zaman artık o safhaya doğru gidiyor. Peki özellikle bu trendlerden de biraz bahsedelim sayın hocam. Yani online kişisel markalaşma, işte son trendler özellikle e-ticarette son trendler neler? Ve az önce şimdi sürdürülebilirlikten bahsettiniz, evet. süreklilikten bahsettiniz. Yani böyle bir bir kopma olduğu andan itibaren de sanki böyle her şey yeniden başlanıyormuş gibi de bir durum var maalesef e-ticarette evet. e işte markalaşmakta ya da sosyal medyada. Biraz da bunları konuşalım istiyorum. Şimdi oraya geçmeden önce aslında yine internetin oluşumunda büyük rol oynayan Bill Gates'in çok güzel bir sözü var ki bu sözü daha 95'li 2000'li yıllarda söyledi. Hı hı. Ya online olursunuz ya da yok olursunuz. Başka hmm. yolu yok. Yani aslında trendin en büyüğü dijital trend. Yani çok önemli bir söz aslında. Kesinlikle. Ne kadar hızlı <laughs> dijital dönüşümü başarırsanız önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ciddi ekmek yiyebilirsiniz. Ciddi bir pasta oluşma sürecinde ve diğer de diğer bir söz daha benim çok hoşuma gidiyor. Artık internet hayatımızda değil, hayatımız internette. Hmm. Yani artık o kadar internette iç içe olduk ki telefonumuzu elimizden düşürmüyoruz. Hmm. Herhangi bir ürüne çok hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. Buradaki trendlerden en önemlisi yine sürdürülebilik ve sosyal medyanın son işte 6 ay 1 yıl içerisinde çok ciddi evrimleştiğini fark ettik. Ve en büyük trendlerden bir tanesi kısa videolar. Hmm. Kısa videolardan kastım evet. aslında storyler. Yani hmm. Instagram'ın eskiden sadece görsel kısmı varken şimdi video kısmı eklendi. Hmm. İşte bir dakikalık videolar eklendi. Daha sonrasında storylere müthiş derecede bağımlılığımız arttı. Ve artık takip ettiğimiz insanların güncel hayatını takip edebiliyoruz. Güncel hayatımızı takip ettiğimiz için de e, storyler bu anlamda çok ciddi bir trend haline geldi. Facebook'ta aynı güncellemeyi gerçekleştirdi. <laughs> Facebook'ta da yine e, videolar ön planda ve storyler ön planda ve canlı yayınlar da çok büyük bir trend. Çünkü bugün bir markaysanız takipçilerin ya da sizi bilen insanların sizi canlı yayında görmesi müthiş derecede güveni arttırıyor. Güven olduğu yerde zaten ticaretin de kolaylaştığı fiyat artışlarına bile gidebilirsiniz. Yani bugün... Sinema sanatçılarını ya da profesyonel sporcuları büyük şirketler neden kullanıyor? Çünkü tanıdığımız simalar olduğu için onlara güven noktasında çok fazla güveniyoruz ve onların reklam ettiği ürünleri kolaylıkla satın alabiliyoruz. Trendlere baktığımızda video ve özellikle stüdyolarda evet. yer almak çok önemli. Güncel hayatta var olduğunuzu sosyal medyada paylaştığınız anda markalaşma kısmında çok müthiş bir güven kazanıyorsunuz ve işinizi bu anlamda büyütebiliyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz çok rahat. O zaman zaman artık e-ticaret zamanı, markalaşma zamanı. iyi markalar ortaya çıkarırsak çok daha Kesinlikle dünyada tanınır hale Ve fırsat eşitliğini sahibiz Onu da belirtmek istiyorum. Yani bugün benim bir akıllı telefonum var ve internete bağlıyım. Bugün cep telefonuyla çektiğim bir videoda YouTube'da fenomen olabiliyorum. Yani genç arkadaşlarımız işte Orkun Işıtmak ve Enes Batur gibi müthiş bir markalaşma sürecine girip sadece basit bir YouTube kanalıyla başlayarak telefonla çekmeye başladıkları videolar üzerinden çok ciddi bir medya gücüne sahip oldular, çok ciddi bir reklam gücüne sahip oldular ve bunu tamamıyla çok basit Herkesin sahip olduğu bir araçla yaptılar. Yani bugün cep telefonu sizin de elinizde var. YouTube kanalında siz de ücretsiz bir kanal açabiliyorsunuz. İnternetinizde de erişiminiz var ve dolayısıyla fırsat eşitliğimiz var. Yani dijital ortam aslında bir fırsat eşitliği. İyi çalışan aslında çok rahat bir şekilde kesinlikle. hızlı bir şekilde yol alabilir, değil mi? Yani bununla ilgili zaten örnekleri bariz bir şekilde görüyoruz. Yani doğru araç kullanımı, doğru eğitim, doğru yönlendirme, doğru danışmanlıkla e-ticaret mağazalarınızı, ürünlerinizi atıyorum Instagram üzerinden satmak marka bilinirliğinizi YouTube üzerinden e, genişletmek gerçekten eşsiz bir fırsat. Yani dijital ortam bizim için müthiş bir kaldıraç gücü. Bunu Hı. kullanmak Özellikle fayda var. şimdi az önce de ifade ettiniz. Yani %4, %5 gibi rakamların ülkemiz için konuşulduğu evet. özellikle şu dönemde sanırım e, dijital markalaşmaya, daha doğrusu internet üzerinden işte o e-ticaret dediğiniz evet. olay e, biraz daha sanırım o fırsat eşit. Bir, bir kez daha gözler önüne seviyor ve özellikle e, bu alanda büyümek isteyen genç kardeşlerimiz muhakkak vardır e, yeni yetişen e, kardeşlerimiz vardır Onlara da buradan e, sizin aracılığınıza bir kez daha seslenmiş olalım değil son mi son bir konuya daha değinmek son istiyorum bir kaç yemeç ee, var yönetmen arkadaşları var çok önemli yarıyor. olduğunu düşünüyorum Şimdi ülkemizde aslında 35 milyona yakın genç nüfus var ve bu genç nüfus işte 14 yaş ile 25 yaş arası diyelim bu gençler aslında yeni teknoloji dediğimiz internet ve cep telefonu akıllı cep telefonu döneminde büyümüş ve yetişmiş insanlar ve bu insanlar çalışma hayatına girdiklerinde ve para kazanmaya başladıklarında bu gelirlerin yüzde seksenini yüzde yetmişini internet üzerinden harcayacaklar. Yani bugünden dijital ortamda ayak izi oluşturmaya başladığınız an çok ciddi bir pazar payı bekliyor sizi. Yani önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu genç nüfus İş hayatına girerek kazandığı para internette harcamaya başladığı anda müthiş bir fayda sağlıyor olacaksınız. Dolayısıyla bir an önce internette var olmanın var olmanın yolunu bulmak lazım Kesinlikle. değil mi? Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Önemli konu başlıklarını paylaştınız. Gerçi vaktimiz kısaydı. şu, şu 15-20 dakika içerisinde ama çok detaylı bir şekilde anlattınız. İnşallah ilerleyen yayınlarda da sizi ağırlamak istiyoruz. Tekrar İstanbul'a <laughs> geldiğinizde diyelim Alişan Konyalı efendim dijital pazarlama uzmanı aynı zamanda e-ticaret uzmanı. Yani işi bilen isimlerden biri. Bir kez daha tebrik edelim. Hakikaten güzel bilgiler teşekkür bizlere. ver. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yayınımızı işte bu önemli konu ve konuklu efendim burada noktayı koyalım Gece Ajansı'na. Yarın gece saatler 01 gösterdiğine yine yeniden karşınızda olmak ümidiyle diyelim efendim. Herkese hayırlı bir gece, hayırlı bir cuma günü dileyelim. Cumanız mübarek olsun. Allah'a ısmarladık efendim.